Dostlar selamlar bugün ailemizin yeni üyesini tanıtıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elimde 20 yıllık bir laptop var. Bu laptopun tarihi 2006. Şimdi şuraya özelliklerini yazacağım. Ya yani o zamanlarda bir laptopta ekran kartı olması garip tabi. Nvidia'nın ekran kartı ilk duyduğumda garip gelmiş. sizlerin 4 GB RAM'i var ve ben şuraya şimdi bir video koyacağım. Bilgisayarı ilk buldum. Böyle açtım acaba içinde ne yüklü diye. İşte şurada şöyle bir Windows 7'de şaşırıyorum falan. Bak izleyelim. Bilgisayar bildirim alırken şuradan şey veriyor lan. Işık çıkartıyor. bunu Uuu şarj oluyor. Bak işte uçuyor Çıkışmış. falan o. Windows 7'nin evet. orada bir şaşırıyorum. Aha açılıyor lan yemin ederim açılıyor. Bunda Windows 7 var mıydı ya? Onun Windows tuş falan var. <laughs> Windows 7 var mıydı acaba bunda? Windows başlatılıyor. İnanılmaz ya gerçekten hani. Evet. Tek bir sıkıntı var. Oha. Aga be aga be. Ondan sonra işte şaşırdım yani dedim benim bu laptopa içerik üretmem lazım. Bu laptopu kanalda tanıtmam. Dostlar bugün bu laptopun içine Arch Linux kuracağız. Şimdi yapacağımız adımlar şöyle arkadaşlar. Laptopu kenara aldım. Bilgisayarda sizinle beraber bir Arch Linux indireceğim. Arkadaşlar Arch Linux sistemimize geldi. Yapmamız gereken bir işlem var. İsterseniz onu bir hatırlayın. Linux gibi ortamlarda torrent indirmesi yaptığımızda bu uygulamanın içine atıyorduk. Sonrasında o bizim için torrent indirmesini yapıyordu. İsterseniz ben size onun ilk başta nasıl kuracağınızı göstereyim. Terminali açıyorsunuz. sudo pacman kısa çizgi büyükse transmission gt2 yazıyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar enter'a tık. Yay paket yöneticisinde yok diyebiliyorum. Pacman'dan kurabiliyorsunuz. Şu komutu girdiğimizde sudo apt install transmission gt2 apt paket yöneticisinde bu şekilde kurabiliyormuşuz arkadaşlar. Debian kullanıyorsanız yani Debian tabanlı bir Linux kullanıyorsanız Mint'tir, Ubuntu'dur vesaire vesaire kullanıyorsanız bu şekilde indirme yapabilir misiniz arkadaşlar? Şimdi isterseniz gelin bir Arch Linux'u kuralım dostlarım. Burada torrent'e tıklıyorum. Onu da göstereyim sizlere. Download seçeneğine geliyorum. Bunu buraya indiriyorum. Bak şimdi torrent yansımız indi. Şimdi ben bunu tutacağım. Burada Transmission demiştim arkadaşlar. Bunu bunun içine sürükleyeceğim. Bakın gördüğünüz üzere ben open dediğim anda indirme başlayacak. Arkadaşlar Linux'taki torrent indirmesi bu şekilde yapılıyor aslında. Ben bunu bir inmesini bekleyeyim oradan devam edelim. Eski dostumuz Ventoy'u tekrardan piste alalım. Arkadaşlar Ventoy'un indirme kodunu görüyorsunuz. Burada buraya aynı şekilde Debian tabanlı olanlarda da yazarım. Ventoy'u internet üzerinden de Windows kullanıcıları indirebilir dostlarım. Gördüğünüz üzere buradan sitesine girip indirebilirsiniz. Aynı şekilde kitaptan da indirebilirsiniz. Şimdi isterseniz de Ventoy'un çalışma mantığını bir kere daha anlatayım dostlarım. Arkadaşlar Ventoy'a girdiğinizde burada USB'nizi seçiyorsunuz. Ben de şimdi takılı olan USB. Kullanacağınız laptop eski bir laptopsa benim laptopum hatırladığınız gibi 2007 model. Bu 2013 model laptopumda da eski olarak Legacy geçiyor laptopunuzun anakartını araştırmanız gerekiyor arkadaşlar ya da bilgisayarınızın anakartını araştırmanız gerekiyor. Eğer anakartınız eski ise burada MBR seçeneğini seçmelisiniz dostum. Eğer anakartınız yeni ise burada GPT seçeneğini seçmelisiniz. Anakartınızın legacy mi olup UEFI mi olduğunu öğrenmeniz gerekiyor dostlarım. Onu kendiniz araştırmalısınız. Benimki eski kullanacağım MBR olduğu için burada da MBR seçeneğini seçiyorum. Install'a tıklıyorum. Diyor ki devam edersen bütün verilerin yok edilecek. Diyor sorun değil. Evet diyorum devam edersen bütün verilerin yok edilecek diyor. Güzel yani iki kere soruyor. Yes diyorum. Formatlamasını görüyor. Çok güzel. Congratulations. Şimdi bir USB tak çıkart yapıyorum dostlar. Arkadaşlar USB tekrar taktan sonra burada formatlanmış bir şekilde Ventoy'un böyle açık olduğunu görüyoruz. Şimdi burada yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Şuraya yeni bir klasör. Aç. Bu klasöre ISO diyeceğim dostlar. ISO klasörümü açıyorum. Sonrasında indirdiğim Arch Linux'u bunun içerisine arkadaşlar kopyalıyorum. Evet dostlar kopyalama işlemi bittikten sonra USB formatlamamız bu kadardı. Şimdi gelin öbür bilgisayara geçelim ve USB sıfırdan takıp eski bir bilgisayara nasıl Arch Linux yüklenir size bunu göstereyim. Şimdi sıfırdan sizinle beraber arkadaşlar USB'mi takacağım ve bilgisayarımı formatlama işlemine geçeceğim. USB'mi taktıktan sonra dostlarım şöyle bir bilgilendirme yapmam lazım. Ee, bu bilgisayarın arkadaşlar BIOS menüsünü F2 ile açacağım. Yani bilgisayar açılırken F2'ye bastığımda BIOS menüsü açılıyor. Kendi bilgisayarınızda nasıl olduğunu tam bilmiyorum. Maalesef bunu araştırmanız gerekiyor dostlarım. Bu arada peçetelikten kayıt alıyorum arkadaşlar. Bağış yapıp bana <laughs> düzgün bir tripod almak isteyen yok yorumlar dolayı. Açtım dostlar. Sürekli F2'ye basıyorum. BIOS menüsünü önümüzde görüntüleyebiliyoruz dostlar. Buradan boot seçeneğine geleceğiz dostlarım. Ve boot seçeneğine geldikten sonra bakın. Şöyle umarım netliyordur güzel bir şekilde. Boot seçeneğine geldikten sonra dostlarım bakın. Eternal Device, Internal Hard Disk Device, Internal Optic Disk Drive. Optic Disk Drive'sı normal bir CD ROM'una bir şey taktığımızda bundan başlatırsak eğer. Eternal Device bu da arkadaşlar ekstra bir harici USB portundan takılan, çalıştırmak için. Internal Hard Disk Drive da bilgisayarın kendi hard diskinden başlatmak için. Biz Arch Linux kurulumunu yaptıktan sonra tekrardan bilgisayarı kapatıp internal hard disk drives'ı üste çekeceğiz dostum. Şu anda bilgisayarda değiştirmemiz gereken bir ayar yok. F10'a basıyorum. Yes diyorum. Bilgisayarın şu anda USB'den başlaması gerekiyor arkadaşlar. Evet. BT loading yazdı. Evet dostlar gördüğünüz gibi Ventoy ekranı bizim karşımıza geldi. Burada istediğiniz kadar tabii ki ISO yazdırabilirsiniz bunun içerisine. istediğiniz kadar yükleyebilirsiniz. Ben Arch Linux'u tek yüklediğim için ona tıklıyorum şu anda boot in normal moda yani en üstteki varsayılan seçeneğe tıklıyorum dostlarım. Şimdi evet dostlar sizin bütün yazıları görebilmeniz, bir yana ekranımda ne olup ne bittiğini düzgün bir şekilde de gözlemleyebilmenizi istiyorum. Şunu biraz daha geriye varsayılan olarak en üsttekini seçti. Arch Linux menümüze geldik. Yanlış anlaşılma olmasın lütfen. Benim bilgisayarımın çok eskiden ekranı kırılmıştı. Şu menteşelerinde sıkıntı vardı. Sonrasında bilgisayarcıya götürdük. Bize ekstra başka bir ekran taktı. Fakat bilgisayarımın ekranı 14 inç ve o bana o anda 13.5 inçlik bir ekran takabildi maalesef. O yüzden bilgisayarın en alt kısmı gözükmüyor arkadaşlar. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Bilgisayarımla alakalı bir problem. Şeyle alakalı değil. Neden? İşletim sistemiyle alakalı bir problem yok. Şimdi dostlar isterseniz ben Arch Linux menüsünü düzgün bir şekilde ayarlayıp sizin yanınıza tekrardan geleyim. Bizim kurulum için arkadaşlar birkaç tane ön adamımız var. İsterseniz onları yapayım. Şimdi size şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Tavsiye edeceğim şekilde Arch Linux kurulumu yapmak isteyen bir arkadaş lütfen eter internet portuna bağlısın dostlarım. Yani çünkü bu sistemde maalesef insanlar Wi-Fi'ye bağlanmayı birazcık sıkıntılı hani görüyor. Aslında çok problemli bir şey değil. Anlatacağım size birazdan nasıl yapacağınızı. Wi-Fi'ye bağlansa da bazen Arch Linux bug'a girebiliyor. Bakın Welcome to Arch'ı gördük. Yani o yüzden size tavsiyem bilgisayarınıza Arch Linux kurmak istiyorsanız Ethernet kablosuyla bağlı. Ha diyorsanız ki abi benim evimde Ethernet kablosu yok. Birazdan sana göstereceğim adımları teker teker yaparsan eğer güzel bir şekilde Wi-Fi'ye bağlanıp bilgisayarın kurulumunu Wi-Fi üzerinden de yapabilirsin dostum. O zaman şimdi oraya geçelim. Bakın dostlar yazdığım terimleri teker teker şimdi şurada ekranın bakın şu tarafına yazacağım. Bak şu bölmede bizim terimlerimiz olacak. İlk başta yazdığım işlem load case trq. İkinci yazdı yani bununla klavyemi Türkçe'ye çevirdim. İkincisi if ctl. Arkadaşlar if dediğimizde eğer bu arayüze girerseniz bilgisayarın içindeki donanımlar üzerinden işlem yapabiliyorsunuz. Mesela ben az önce if girdim. Bilgisayarıma station VLAN, vlan 0 olarak görülen cihazları tarama komutu verdim sonrasında dedim ki VLAN 0 olarak tanıdığın internetleri bana listele komutunu ver. Station VLAN connect dedim. En üstte görüyorsunuz evimiz internet diyor arkadaş. Bu benim kendi evimin internet. Demişim ki Station VLAN 0 connect evimiz internet demişim. Enter'a basmışım. Benden onun direkt şifresini istemiş. Şifreyi yazmışım. Sonrasında hiçbir hiçbir geri dönüş vermemiş. Yani hiçbir geri terminalden komut vermemiş bana. Daha sonra dostum bak ping atmışım ve pingim olmuş. Yani bu şu demek oluyor. Ben evimiz in internete bu komutlar sırasıyla yazdığımda bağlanmışım demek oluyor. Buradan sana göstermek istedim. Böyle yakınlaştırmamamın sebebi gerçekten sansürlemek zor oluyor. Ben şu diğer internetleri sansürlemem lazım yani. Ben şuraya kankam şu sol tarafa sana teker teker tüm komutları vereceğim. Yani normalde burayı birkaç defa anlattım ama anlaşılabilir olmuyor maalesef her zaman ve yani adam diğer videolarda aramak zorunda kalmasın. En azından buradan sana nasıl yaptığımı anlatmış olayım dedim dostum. Kurulumumuza art install yazıp başlayıp Aldım. Kuruluma başladık dostlar. En üstte Install Language diyor. Normalde ben bunu Türkçe kullanırım. Fakat şey İngilizce kullanırım. Fakat şey aldım abi. Sonrasında yerel ayarlar diyor. Klavye düzenini burada TRQ seçiyorum kankam. TRQ seçtim. E, yerel dili de Türkçe seçelim hadi. Öyle olsun. Evet TRTR'yi seçtim abi. Geldim. Yerel kodlamayı boş bıraktım. Geri döndüm. Aynalar ve depolar diyor. Bölge seçelim abi. Şuradan bir Türkiye'yi seçelim. O Ü'yle hem de Türkiye. Özel bir sunucu ekle Ediyor. Özel sunucum yok abi. Onaylayıp çıktım. İsteğe bağlı depom da yok. Özel depom da yok. Buradan da ayrılıyorum. Disk yapılandırmasının olabilecek varsayılan en iyi düzeni kullan. Bakın benim burada artı diskim zaten 300 GB bunu seçiyorum. ext 4u seçiyorum arkadaşlar. Ayrı bir disk bölümü home dizini oluşturmak istemiyorum abi. Disk şifrelemesi yapmayacağım. Swap yapacağım. Evet diyorum swap'a. Önyükleyici GRUB olsun. Ana bilgisayarımın adı ne olsun? Ardnus olsun. Otomatik ana root parolası ben 1 2 3 4 yazdım root parolasına. 1 2 3 4 yazdım. Siz sakın böyle yazmayın. E kullanıcı hesabı ekleyelim. Kullanıcının adını dostum Emir yazdım. 1 2 3 4 yaptım. Şifreyi 1 2 3 4 Yaptım şifreyi tamam. Emir bir süper kullanıcı olmalı mı diyor. Olsun abi, emir süper kullanıcı olsun. Onaylayıp çıkalım. Çok güzel. Geri diyelim. E, profil kısmında türü seçelim. Arkadaşlar, desktop'u seçeceğim. Abi ben Gnome'u seçeceğim. Tamam. Şöyle aslında bir kere Gnome'u seçtim, çalıştı. Bir kere seçtim, çalışmadı. Şu an videodayız. Umarım ki bu sefer güzel, gayet iyi bir şekilde çalışır. Gnome bir sıkıntı yaşamayız diye ümit ediyorum. Grafik sürücüsünü kankacım, proprietary'yi seçeceğim. Seçtim abi. Tamam. Karşılayıcı GDM olsun. Geri. De dedim. Applications'da Bluetooth'u evet istiyorum. Ses P Fire olsun. Geri dedim. Çekirdekler Linux ve Linux'den ol. A yapılandırması Network Manager'ı kullanın. Tamam abi. Ek paket istemiyorum. Zaman dilimini de Türkiye. Arkadaşlar niye Gnome seçtim? Şöyle ee, Gnome'da muhtemelen kaldırmayacak fakat XXFCE'yi seçersem eğer onu %90 kaldıracak. Fakat ben hani Gnome'u seviyorum. Hani Gnome'u seviyorum derken hiç ana bilgisayarıma Gnome kurmadım ama öbürü de çok hani hoşuma gitmiyor. Şu an madem video izliyoruz 2025 yılında bir insan bilgisayarına Gnome kullansa hiç böyle eski gibi gelmez bence yani. Ama öbürü eski geliyor. Arkadaşlar hazırsanız bütün işlemlerimiz bitti. Kur seçeneğine tıkladım. Dedi ki belirtilen yapılandırma uygulanacaktır. Devam etmek ister misiniz? Evet diyorum abi. Evet dostlar bakalım neler olacak neler yaşayacağız çok merak ediyorum. Yapılandırması ile alakalı bir hata alırsak başta oluyor diyeceksem almadık abi tamam çok güzel. Demek ki disk yapılandırması ile alakalı yanlış bir şey yapmamışım. Güzel abi tamam. Buradan dostlarım bayağı bir indirme yapacak bir işte işletim sistemi kuruyoruz sonuçta. Arkadaşlar bu bir yüklensin. Bunun yüklenip bizim masa üstüne girdiğimiz yere gidiyor Dostlar kurulum bitti. Şimdi sizinle tekrardan bir o ekranı affedersiniz kaydı başlatmayı unuttum. Bu ekranından geldim. Tekrar diski seçtim. Flash belleği çıkarttım. Oradan reboot çektim. Aha! Aha dostlar açıldı. Yemin ederim açıldı. Açıldı. Dur bir dakika. şifremiz 1, 2, 3, 4'tü. Açın, nolur, açıl ne olur açıl. Açıl. Dostlar yaptık gibi ya. Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. Aha. Ay çok iyi. Hadi. Hadi mouse biraz kasıyor. Dostlar. Dostlar açıldı. Dostlar sistem açıldı. Açıldı dostlar sistem. Bir saniye. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Buraya. Aha dostlar açıldı. Sistem açıldı. Oha çok iyi. Şu an çok iyi. Şu an çok mutluyum. Bir saniye. Dostlar şimdi mouse'umu taktım. Dostlar biraz sesim patlıyor olabilir de az önce. O yüzden mikrofonu biraz. Bir de rahat konfigüre etmek için mouse taktım arkadaşlar arkadaşlar buradan şimdi daha rahat konfigüre edebileceğiz. E koyu olsun laptopumuz ya. Ko koyu alalım. Gerçi ne değişti bilmiyorum ama. Dostlar oha çok iyi. Şu an şu an çok enteresan hissediyorum. Şu an evet arkadaşlar şimdi Wi-Fi'ye de bağlandım. Hani Wi-Fi driverları da çalışıyor. Şey deneyeceğim bir. Ee, ne oluyor lan? <laughs> şey bir deneyeyim bir saniye. Şuradan e, konsol yazalım buraya. Bir saniye dostlarım. Dostlar bir tık kasıyor gibi, şey, bir tık yavaş gibi kasma yok bu arada, bir tık yavaş gibi ama olur. 20 yıllık laptop olur abi. Öyle şeyler olur. Şimdi şuraya sudo pacman e, büyükse paketleri bir güncellesin bakalım dostlar. Hani genel driverları da bir güncellesin. Bak varsa paketler arası çalışmalara çakışmalara bakılıyor. Tamam. Bak abi. E, Kurulum onay veriyorum abi. Evet disk alanı tamam tamam. Update yanıp sönüyor. Bak şuradaki şuradaki yanıp sönmeyi görüyorsunuz değil mi abi? O benim bilgisayarımla alakalı. Şu aşağı taraf gözükmüyor ya. Şimdi dostlar. Burada başka ne yapabiliriz? Abi çok iyi ya. Resmen sistem çalışıyor. Buradan bir çıkalım. Abi şuraya e, Firefox'u indirdim az önce ben. Eğer Firefox'a girebilirsek çok iyi abi. Hani internete bağlanıp internette bir şeyler araştırabilirsek çok iyi bu arada. Gayet iyi çalışıyor. Şu an optimize çalışıyor. Şu anlık yavaşlığı dışında net bir sıkıntıyla karşılaşmadım arkadaşlar. Hani böyle... Siz o Firefox açılıyor tamam güzel abi. Güzel. Ültelim Firefox'u. Mesela burada ne aratalım? Ee, YouTube yazalım arkadaşlar. Bir kanalımıza girelim bakalım buradan. Bakalım kanalımıza girip videoyu izleyebilecek miyiz? Tamam abi YouTube'a tıkladım. Güzel. <laughs> Güzel abi çok iyi. Burada arama yerine... <laughs> Bir saniye dostlarım. Çın arama yapın. Yapalım abi şuraya. Sudo Emir Keleş yazalım. Emir Keleş üye oldu yalnız. <laughs> Ay çok iyi. Aa evet evet dostlar kanal çıktı. Kanal çıktı bir saniye. Kanal çıktı. Evet dün Ya bu video niye bu kadar az izlendi ya? Gerçi içerik üretmek, yayın açmak Linux'çu adamların çok işine yaramıyor olabilir. Bu, bu konuda bir şey diyemem abi. Buna yapacak bir şey yok. Linux Mint tamam. Tamam abi. bütün videolarım çıktı ya. Buradan tıklayalım bakalım şuna bir. Bir de videomuza oturup izleyelim değil mi yani dostlar? Arkadaşlar yemin ederim bu reklam falan vermiyorum. Bu YouTube yapıyor. Benim, benim suçum değil. YouTube premium. Abi çok güzel. Videomuza girdik bir saniye. Abi çok iyi. Arkadaşlar bence bu kanala abone olalım ya. Bu güzel bir kanala benziyor. <laughs> tamam güzel abi güzel. Tamam Firefox'tan bir şeyler yapabiliyoruz. Hatchtap yazalım bir. Hatchtap'ı indirelim dostlar. E sistem ne kadar güç tüketiyormuş onu bir görmüş olalım arkadaşlar. Şuraya Hatchtap yazayım. Evet dostlar sistem bu şekilde gördüğünüz üzere. GNOME'dan kurdum. Toplam bilgisayarımın 3.8 yani 4 GB'lık RAM'i var ve 1 GBını kullanıyor sistem varsayılı olarak. Çok güzel abi. Yani bize kullanabileceğimiz 2 GB'lık yer kalıyor. Hatta dostlar kimi zaman 900 MB'lara kadar iniyor. E çok iyi abi. Yani ben Arch Linux'u şimdi bugün kuruyor olsam benim sistemim 900 MB RAM tüketecek fazla. Yani evet dostlar Neofact'i de kurduğumuza göre artık bilgisayarımızın buradaki bileşenlerini öğrenebiliriz. İşte, Linux'un vesaire evet uptime 19 dakikadır açık. 8 tane paket varmış. Gördüğünüz gibi gayet az aslında. Linux Mint'te falan kaç? 2-3 bin küsur olması lazımdı bunu yanlış hatırlamıyorsam. Nvidia GeForce 9300M G varmış içerisinde <laughs> çok iyi abi tamam güzel sonrasında Gnome 49.0 görüyorsunuz arkadaşlar güzel abi tamam burada Matter'ı görüyorsunuz kullanıyormuş tema olarak tamam abi genel kerneller böyle falan tamam güzel abi gördüğünüz gibi arkadaşlar 20 yıllık bir laptopu da bu şekilde çalıştırmış olduk. Bence gayet güzel abi benim çok hoşuma gitti doğrusunu söylemek gerekirse. Evet arkadaşlar başka yapacak bir şeyimiz kalmadı diye düşünüyorum. Sizin de izniniz olursa şayet artık videomuzu sonlandıralım. Bilgisayarımızı Arch Linux'u kurduk. Güzel bir şekilde çalıştırdık dostlar. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çekerken çok keyif aldım. Umarım siz de bu videoyu izlerken en az benim kadar keyif almışsınızdır. Ya şöyle aslında ben bu bilgisayarın çalışacağından bile şüpheliydim. Yalan söylemeyeceğim. Ya şöyle çalışacağından bile şüpheliydim. Bilgisayarı ilk bulduğunuzda baya toz içerisindeydi yani... Ben ilk tuşuna basıp açtığımda şarja taktım ışık yandı. Bu laptopun şurasında ışık var ha. Ben şarja taktığımda ışık yandı sonra oha dedim. Bir açtım Windows var içinde. lan dedim bu laptop çalışıyormuş şarjdan çıkartınca falan 2-3 dakika neyse dayanıyor falan. İnanılmaz bir olay yani. Arch Linux yükledim ben de içerisinde. ne, ne yapalım abi. Mesleki deformasyon Arch yükledim. Bu arada bilgisayarın 4 GB RAM var. Düşündüğümden çok daha optimize çalıştı abi yalan söyledim Gerçekten tahmin ettiğimden daha iyi çalıştı. Çünkü yani YouTube'a girdik onu yaptık bunu yaptık yapamadım yapmadığımız bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Oyun oynamadık tabii ki de bilgisayarda oyun oynayamayız bu bilgisayarda da. Bu, bunu bir içerik haline getirmek istiyorum. Eğer bu beğeni toplarsa yani bu içerik hoşunuza giderse bu laptopa daha fazla işletim sistemi kurmayı isterseniz bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Mint olabilir, Fedora olabilir, Debian olabilir, Ubuntu olabilir. Yani aklınızda ne istiyorsanız bana bu laptopa kurmamı söyleyeyim ben de kurayım. O şekilde dostlar izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın videomu beğendiyseniz like atıp beğenmediyseniz dislike atıp bana yorumda küfürler savurmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere iyi günler arkadaşlar.